Tamam. Şu anda kayıttayız. Rodop Rüzgarı dergisi ve sitesinden tüm katılımcılara saygılar sunuyorum ve hoş geldiniz diyorum. Ben Rodop Rüzgarı dergisinden İbrahim Baltalı. Tüm konuklarımıza, konferansımıza katıldıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, bugünkü konumuz Doktor Sadık Ahmet. O, Batı Trakya'da yaşayan Türklerin lideriydi. İnsanlarımıza hak aramada eylem yollarını açmış ve sorunlarımızı tüm dünyaya duyurmuş cesaret dolu bir insandı. Doktor Sadık Ahmet, Batı Trakya'da seçilen ilk bağımsız milletvekiliydi. Ve aynı zamanda DEP Partisi'nin yani Dostluk Eşitlik Barış Partisi'nin de kurucusuydu. Ne yazık ki 24 Temmuz sabahı 1995'te çok elim ve şüpheli bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Sadık Ahmet ölmüş dediler. 24 Temmuz 1995 saat 22 TRT 2 haberleri. Ürkek akşamlarla gözlerimize coşkun seller boşandı. Yıldızların kaçıştığı dağ başlarından Sadık Ahmet ölmüş dediler. Yüreklerimize kara bulutlar üşüştü. Müslüman asfaltlarından kalkan Sadık Ahmet ölmüş dediler. Kulaklarımızda hep o haykırış alkışlarla hakkımızı bir gün mutlaka alacağız. Yukarıdaki şiirle Doktor Sadık Ahmet'in öldüğü gün ben de duygularımı bu şekilde dile getirmiştim. Ve hala o günü büyük bir acıyla hatırlıyorum. Şimdi sizlere bugünkü konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Altay Şuroy, Kosova Cumhuriyeti Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesi üyesi ve aynı zamanda yazar. Sayın Murat Derin Türkiye'den, Keşan'dan katılıyor. O da DEP Partisi hakkında yüksek lisans tezi hazırlamıştı. Üçüncü konuğumuz Kuzey Makedonya'dan Türk Milli Birlik Hareketi Başkanı Sayın Erdoğan Saraç ve yine Yunanistan'dan DEP Partisi eski başkan yardımcılarından Yüksek Tahsiller Derneği eski başkanı ve aynı zamanda bilgisayar uzmanı Sayın Murat Yunus. İlk sorumu Erdoğan Bey'e yöneltmek istiyorum. Erdoğan Bey, Doktor Sadık Ahmet sizlere neleri hatırlatıyor? Onunla ilgili dostluğunuz nasıldı? İbrahim Bey, her şeyden önce böyle bir yayın yaptığınızdan dolayı sizleri kutluyorum ve bir vefa örneği olarak bütün Türklerin kulaklarında küpe olsun diye açıkça buradan beyan ediyorum. Rodop dergisine de ayrıca şükranlarımı arz ederim. Rahmetli merhum Doktor Sadık Ahmet şehittir ve bize göre şehitler ölmez. O yüzden ben hep canlı olarak hatıralarını içimde tutmayı çalışıyorum ve gerçekten 1990'lı yılların Balkanlarda Türklük mücadelesi konusunda ilham alabileceğimiz liderlerden bir tanesiydi. Bizim dostluğumuz 1990'lı yıllarda başlamıştır. Hatırlanacağı üzere Makedonya Cumhuriyeti'nde o zaman Türk Demokratik Partisi'nde bir parti kurulmuştu. Yine Yunanistan'da rahmetli Sadık Ahmet'in öncülüğünde DEP Partisi kurulmuştu. Kosova'da da Demokratik Türk Partisi, Romanya'da da Türk Demokratik Partisi gibi. Ama bunların en faal ekiplerinden bir tanesi Yunanistan'daki Türklük dava anlayışımız, bir de Makedonya'daki Türklük dava anlayışımız. O günlerde sık sık İstanbul'da görüşüyorduk. Çünkü hatırlanacağı üzere o zaman Makedonya ile Yunanistan arasında ciddi manada siyasi bir sıkıntı vardı ve Türkiye'ye gitmek için özel izin gerekmeydi. Yani vizeyle Yunanistan'a girmek mecburiyetimiz vardı. Dolayısıyla Bulgaristan'ı tercih ediyorduk ve çok defa farklı yayınlarda özellikle TGRT o zamanlar bize büyük önem arz etmekteydi ve TGRT'de çıktığımız yayınlarla işte rahmetli Sadık Ahmet, Bendeniz, Müvedet Bako Kosova'dan falan gerçekten bu Türklük davamızın ne kadar önemli olduğunu, milli manevi değerlere bu kadar baskılara rağmen ayakta tutulması gayelerini ortaya koymuştuk. O yüzden o günlerden gerçek manada çok sıkı bir işbirliğimiz vardı ve Sadık Ahmet kadim bir dostumdu.
Ve yine seyircilerimize, dinleyicilerimize hatırlatmak isterim. Bir ölmezden önce Erciyes Festivali'ne katılmak için davet almıştık Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Tabii Sadık Ahmet bizi aramıştı telefonda. Dediler ki ya başkan sen Gümrücene kadar geliyorsun. Oradan beraber arabayla biz Erciye'ye gideceğiz. O da son konuşmamız olmuştu. Akşam eve geldiğimde oğlum televizyonda bir alt yazı olarak böyle böyle bir trafik kazasıyla bana bildirmek istiyor ama bir türlü nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Tabii onu okuduk ve çok üzüldük. Gerçek manada dünya Türk semasından, Yunanistan, Balkan Türk semasından bir yıldız kaymıştı. Yeri çok zor doldurulur bir yıldız kaymıştı. Ve hatırlanacağı üzere her yıl bu ölüm yıldönümü münasebetiyle ben ekibimle Gümrücene'de bulunmaktayım. Ve ilk defa gittiğimizde bu sınırların böyle hafiflenmesi konusunda vizelerin daha kolay temin edilmesinden sonra mezarı başında bir konuşma yapmıştım. Ve hemen Yunanistan makamları benim oteldeki bütün eşyalarımı bir beyaz bavula koyarak Yunanistan'ı terk etmemi bir şey bulunmuştu. Tabii ben o gün terk etmedim. Türkiye'ye yakın gidebilirdim. Sadi Somuncuoğlu ve diğer 5 milletvekili MHP'den vardı. Onlar da beni koruma altına alarak Türkiye hayır. Ben Yüce Mevla'dan başka kimseden korkmadığımı Gümrücüne'den Makedonya'ya kadar bunları takip ederek beni teslim edeceklerini biliyordum ve nitekim öyle oldu. Öyle de bir kötü hatıram var. Tamam Erdoğan Bey. Çok teşekkürler katıldığınız için. Süremiz maalesef fazla. Süremiz yok. O yüzden kesmek zorundayım. Çok teşekkür ederim. Ben izin verirseniz daha birkaç cümle hatırlatmak isterim. Bir iki cümle mümkünse. Bu her yıl bu kutlamalarda Yunanistan'dan var olan milletvekillerimizin bu anma törenine katılmamaları beni çok üzüyor. Yani Sadık Ahmet gerçekten bir dava insanıydı ve bu davanın yeni bayraktarı olarak bunun devamını temin etmeli gereği vardı. Ben bu toplantılarda onları da görmek istiyorum. O yüzden Batı Trakya'daki bütün kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu dava insanımızın unutmamız için elimizden geleni yapma gayreti içinde olmamızın gereğini hatırlatıyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Erdoğan Bey. Görüşmek üzere. İkinci konuğumuz Kosova'dan Altay Bey, Altay Soroy Recepoğlu. Altay Bey, sizin için Doktor Sadık Ahmet, yani genelde Kosova ve Balkan Türkleri için ne ifade ediyordu? Ya, Doktor Sadık Ahmet'le biz Gümrücine'de ilk görüştük. Şair Saraçoğlu'nun aracılığıyla. Çünkü Bulgaristan'dan bizim geçmemize sakınca vardı. Biz devamlı Türkiye'ye Yunanistan üzerinden geçerdik. Ve muhakkak Gümrücü'den de en az bir akşam kalır. Orada kardeşlerimizle beraber olur, sohbet ederdik. Ve işte dolayısıyla orada görüşmüş, tanışmıştık. O dönemler Balkan Türkleri için ayrıcalığı olan bir dönemlerdi. Bir uyanış dönemi vardı. Çünkü çok partili sistemler Balkan ülkelerinde oturmaya başlıyordu ve Türk toplulukları, işte Balkanlarda olan Makedonya, Kosova, Romanya, işte şeyde Yunanistan'da kendi siyasi oluşumlarını, partilerini kurma girişimlerinde bulundular. İşte 89'da Makedonya'da, 90 yılında Kosova'da Türk Demokratik Birliği ve Yunanistan'da işte Sadık Ahmet'in kurduğu parti ve Romanya. Yani bu siyasi örgütleme vesilesiyle biraz daha fazla temaslarımız oldu. Birçok toplantıda beraber olduk, özellikle İstanbul'da. En hatırladığım toplantı Balkan Konferansı'ydı ve orada Sadık Ahmet'in çok heyecanlı ve uyandırıcı bir konuşması vardı. Çünkü Bosna'da savaş başlamıştı ve o konuşması
hepimizin dikkatini çekmiş. Biraz Türkiye sınırlarına çıkıp Avrupa, dünyaya taşmıştı. Ve dolayısıyla Balkanlarda Türk-Müslüman kimliğinin durumu da dile gelmiştir. Zaten Sadık Ahmet uluslar arasında Batı Trakya Türklerinin sorunlarının duyulması için mücadele vermiş. Bu yüzden çok sayıda konuşmalar, röportajlar ve yazılı bir şekilde başvurular yapmıştı. Bu yüzden devamlı mahkemelik olmuş, yargılanmış, işte milletvekilliği hakkı alınmış bir ara, ama buna rağmen hiç durmadı, sonuna kadar mücadelesini verdi. Bağımsız milletvekili olarak seçildi. Batı Trakya Türk azınlığın Lozan Anlaşması'yla, özellikle Lozan Anlaşması'nın 45. maddesinde düzenlenen haklarının Yunanistan'da uygulanması için somut çalışmaları oldu. Biz bunları biliyoruz. O imza toplaması olayları, bunlar tarihte oturmuş olaylardır ve hepsi Sadık Ahmet'in sayesinde ve onun yaptığı girişimler, çalışmalar sayesinde bugün birçok hakların az da olsa Batı Trakya'da Batı Trakya Türklerinin kavuşmasına sebep olmuştur. Zaten bu eylemler 2008 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından çıkarılan karar ile Batı Trakya'da kurulan derneklerin adında Türk kelimesinin olması kararı da çıkmıştır. Gerçi Yunanistan buna hala riayet etmiyor. Çünkü Yunanistan maalesef Batı'nın, Avrupa Birliği'nin nazlı çocuğu olarak görülüyor ve fazla müdahale edilmiyor. Oysa insan hakları açısından sınıfta kalmış. Çünkü Lozan bile birçok ülke, o zaman dünyanın ünlü ülkeleri tarafından imzalanmış anlaşma bile bu ülkeye etki edemiyor. Sadık Ahmet'in... Altay Bey, çok teşekkürler. Maalesef zamanımız doldu. Çok çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sağ olun. Bir daha inşallah görüşürüz. İnşallah. Çünkü prizden ayrıca Batı Trakya için çok önemli. 1913 yılında kurulan Batı Trakya Bağımsız Hükümeti'nin harbiye reisi Süleyman Askeri Prizrenli'dir. Öyle mi? Ya Prizren doğumludur ve Prizren'den harekete geçerek o evet. Tarihi kuruluşun harbiye reisi olmuştur. Tamam günler. Altay Bey. Tamam, çok teşekkürler. Bu arada Sayın Çiğdem Hanım'ı galiba anons etmeyi unuttum. Çok özür dilerim. DEP Partisi. Olsun, hiç önemli değil İbrahim. Hiç önemli değil. Heyecanımıza başlayın. Şimdi Murat Yunus'a sözü vermek istiyorum. Murat Bey, siz bir dönem DEP Partisi'nin başkan yardımcılığını yürüttünüz. Görevini üstlendiniz daha doğrusu. Evet. O dönemin şartları, koşulları nasıldı acaba? Onu bir anlatır mısınız kısaca? Evet. Tabii ki 97-99 yılları arasındaydı. Rahmetli liderimiz aramızdan yeni ayrılmıştı o yıllarda. Bir bocalama içindeydik. Tabii ki o zamanı iyi değerlendirip partiyi boşa bırakmamak istedik. Hatta ben yeni mezun olmuştum o zaman okulumdan. Görev teklif etti arkadaşlar. Seve seve kabul ettik. Hiçbir çıkar, hiçbir menfaat gözetmeden seve seve kabul ettik. Tabii ki şimdiki imkanlarımız, şimdiki teknoloji o zamanlar yoktu. Yani cep telefonları, internetler, o imkanlarımız yoktu. Ama sağ olsunlar, rahmetlinin yanında görev almış çok değerli insanlar vardı.
rahmetli Mustafa Boşnak gibi, Abdi Bençal gibi, onlar hiç bizleri yalnız bırakmadılar. Elimizden geldiği kadar, rahmetlinin değerli eşleri Işık Hanım'la birlikte, elimizden geldiği kadar partiyi gündemde tutmaya çalıştık. Güncel konularda, azınlık konularında görüşümüzü bildirmeye çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde. Ve hatta partinin yayın organı vardı, Balkan Gazetesi. Onu bir ara tekrar faaliyete geçirdik. Tabii ki zor yıllardı ama onun da tabii kendine göre avantajları oldu. Ki bugün şu anda da konuştuğumuz Sayın Erdoğan abi gibi Türk dünyasının hizmet etmiş değerli insanları tanıma fırsatımız oldu. Türk dünyasının en doğusundan, Türkmenistan'dan en batısına, Kosova'ya kadar birçok değerli abimizi tanıdık. Hepsinde sağ olsunlar, var olsunlar. Ki bugün, ama o günkü o zorlukların belki de bugün karşılığını alıyoruz. Şimdi genç arkadaşlar görevi devam ettiriyorlar. Hatta daha aktif bir şekilde. İnşallah bu böyle devam eder. Hayırlısıyla. Tamam Murat Bey, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Şimdi sözü Murat Derin'e veriyorum. Murat Derin biliyorsunuz Dostluk Eşitlik Barış Partisi hakkında yüksek lisans tezi hazırladı. Merhabalar. Merhaba Murat Bey. Yüksek lisans tezi hazırladığınızı söyledim. Bu tezi hazırlarken en çok dikkatinizi çeken ne oldu? Öncelikle Doktor Sadık Ahmet'in 25. Vefat yıldönümü dolayısıyla anma, onu yad etmek istiyorum. Ruhu şad olsun, mekan cennet olsun. Sorunuza geleceğim ama öncelikle diğer Türk dünyasının temsilcilerine ana vatanına selam ve sevgiler göndermek istiyorum. Aynı zamanda Türk Milli Birlik Hareketi Başkanım Erdoğan Sarac'a başsağlığı dilemek istiyorum. Alco abiler ve Alaaddin Kör Bayramı kaybetti. Başı sağ olsun. Sabırlar diliyorum camiasına. Ve sorunuza gelmek istiyorum. Tezi yazarken en çok dikkatimi ne çekti? Öncelikle Doktor Sadık Ahmet'in cesaret ve kararlılıkla yaşam boyunca vermiş olduğu mücadele, bu örnek mücadele dikkatimi çekti diyebilirim. Doktor Sadık Ahmet cesur, mücadeleci, azimli, inatçı bir kişilik sahibiydi ve bu kişilik Batı Trakya Türk azınlığının birlik ve beraberliğinin bir simgesi olarak ortaya çıkmıştır diyebilirim. Yine Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya davasını aklı, feraseti ve cesaretiyle bütünleştirerek bunu insan hakları çerçevesinde uluslararası hukuka uygun şekilde ve bilimsel temellere dayalı bir şekilde savunmuştur. Bu da Doktor Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklerinin lideri olmasını sağlamıştır. Hala Batı Trakya Türklerinin lideridir. Ve sahada çalışma yaptığımda Doktor Sadık Ahmet ismini telaffuz ettiğimde insanların gözlerinin parladığını, hala parladığını ve büyük bir saygı, liderlerine büyük bir saygı duyduğunu hissettim yani. Bu hala devam ediyor. Fiziken aramızdan ayrılmış olabilir ama Doktor Sadık Ahmet fikriyatı, ruhu hala Batı Trakya'da yaşıyor. Bunları fark ettim Sayın Baltan'a. Çok teşekkürler Murat Bey. Ben teşekkür ederim. Maalesef zamanımız yok. O yüzden fazla uzatmak istemiyorum. Şimdi sözü son olarak Çiğdem Hanım'a vermek istiyorum. DEP Partisi Genel Başkanı. Çiğdem Hanım, bu yıl bildiğiniz gibi pandemi koşullarını yaşıyoruz. Peki bu koşullarda, bu koşullarda 24 Temmuz Doktor Sadık Ahmet'i anma etkinlikleri nasıl olacak? O konuda biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Ben de herkesi basacak yadan en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu yıl ne yazık ki binlerce Doktor Sadık Ahmet sevdalısıyla gerçekleştiremeyeceğiz anma törenimizi. Kabri başında çok kısıtlı bir şekilde anılacak. Devamında partinin merkez yürütme kurulu, işte Avrupa Parlamentosu adaylarıyla birlikte Diamond'da protokol konuşmaları, Diamond diye bir restoran var, orada protokol konuşmaları gerçekleştirilecek. Bu yıl ne yazık ki kısıtlı bir şekilde anacağız. Ama tabii yine de anacağız. Biraz da partinin faaliyetlerinden bahseder misiniz?
Tabii. DEP Partisi. DEP Partisi biliyorsunuz hem 2014 yılında hem 2019 yılında Avrupa Parlamento seçimlerine katıldı. İskeçe ve Rodop illerinde Batrakya Türklerinin yoğun olarak yaşadığı illerde birinci parti olmayı başardı. Tabii ki de DEP Partisi'nin en büyük hayali Doktor Sadık Ahmet'in partiyi kurma sebebi zaten bu. Mecliste Batrakya Türklerinin gerektiği gibi gerçekçi ve samimi bir şekilde Batrakya Türklerinin gerçek sorunlarının cesur bir dille aktarılmasıydı. Bizim de faaliyetlerimiz, hedeflerimiz bu yönde. İnanıyoruz ki bir gün mutlaka Dostluk, Eşitlik ve Barış Partisi Yunan Meclisi'nde yer alacak. Çünkü bizim hak ettiğimiz nokta orası. Doktor Sadık Ahmet'in de temennisi, hayali buydu. Bizler de o doğrultuda ilerliyoruz. Onun ışığıyla, onun hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İnşallah nasip olur. İnşallah bana nasip olur. Biraz bencil de olacak belki ama. İnşallah. İnşallah. Tamam, bu şekilde faaliyetlerimize devam ediyoruz tabii ki de. Hem tamam. Sahada tamam. Hem çok, Avrupa'da. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler, bugünkü konuklarımız Kosova'dan Altay Şiroy, Türkiye'den Murat Derin, Kuzey Makedonya'dan Erdoğan Bey, Erdoğan Saraç, Yunanistan'dan Murat Yunus ve yine Yunanistan'dan DEP Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu'ydu. Bir dahaki programda tekrar... Daha bir cümle ilave etmek isterim. Nasıl? Daha birkaç cümle ilave etmek isterim. Erdoğan Bey, tamam. İlave edin. Tabii, şöyle, buyurun. O gün cenazeyi defnedilmekle alakalı tabii hiçbir zaman unutamayacağım bir anım var. Cenaze merasimine yetişmek için bir ekibimizle Gümülce'ye hareket ettik. Makedonya hudut kapısını geçtikten sonra Evzoni kapısında cenazeyi defnedikten sonra 48 saat sonra bana Yunanistan'a girmem için izin verdiler. Tabii bu Yunanistan'ın nasıl bir demokrasi beşiği olduğunu çok açık, net olarak göstermektedir. Bunu yanlış, aman lütfen anlamayın. Hakikaten yani o cenaze merasimine yetişmemem için Yunanistan, o günün Yunanistan hükümeti elinden geleni yapmıştı. Bunu da ayrıca hafızamda bir özel hatıra olarak kalacaktır. Yetişemedim ama her yıl mezarı başında dua ediyorum ve Allah tekrar Sadık Ahmet'in nurlar içinde yatsın ve mekanı cennet olsun diliyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Tamam Erdoğan Bey, çok teşekkürler. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.